bir daha geri dönmemecesine sağlam tövbe ederse ona nasuh tövbesi yapıyor ve normalde o nasuh tövbe bir daha geri dönmezse Allah onun bütün kötülüklerini ne yapıyor? Silmiş oluyor. Tövbe etmek biz Müslümanlar için, biz sufiler için önemli bir şey, bizim için bu ibadet. Bakın. Tövbe etmek ibadet. Bizim için tövbe etmek Allah'ı zikir. Cenab-ı cenab Hak'ın peygamber, cenab Hak peygamberi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor ki günde ben en az yetmiş, başka bir rivayette yüz kez Allah'a tövbe ederim. Birçok ayet-i kerime var tövbeyle alakalı ama bunun normalde en benim için önemli atfettiğim şey şu, Allah tövbe edenleri sever. Bakın en önemli atfettiğim yer burası. Allah tövbe edenleri sever. Allah'ın sizi sevmesini istiyorsanız Allah'ın sevdiği sıfatlara bürünün. Allah tövbe edenleri sever. Allah zikredenleri sever. Allah cömertleri sever. Allah namaz kılanları sever. Allah kendi yolunda cihad edenleri sever. Allah müminleri yumuşaklık gösterenleri sever. Allah müminleri affeden, onlara müşrik davrananları sever. Allah kendi yolunda cihad eden, koşturan, dimdik duranları sever. Demek ki bunlar Allah'ın sevdiği sıfatlar. Tövbe de Allah'ın sevdiği sıfatlardan birisi. Yani bir kimse kendini günahsız görmesi zaten mümkün değil de ama ola ki böyle bir nefsine uyanlar da olabiliyor. Kendini o esnada günahsız görüyor. Veya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri gibi günahlardan korunmuş görüyor. Bunları sufilik adına söylüyorlar. Veya da biz ben bir hata yapsam ben günahı ben ne o no, e, bunu rüyamda görürdüm. Ben bir günah işlemiş olsam ben, beni ikaz ederler. Sufilerin handikaplarıdır bunlar. Biz bir yanlış şey yapsak bizim kulağımızı çekerler. Yani Sufilerin bunlar handikapları. Yani nerede kulağını çekecekler? Onun rüyasında. O çok önemli ya. Onu muhakkak rüyasında birisi ikaz edecek. O çok önemli birisi çünkü. Halbuki üstadı devamlı ikaz ediyordur. Üstadının ikazını ikaz olarak kabul etmez o. O der ki ben bir hata yapsam rüyamda görürüm. Oysa tövbe herkes için geçerli.